Efendim hepinize merhabalar. Artekin Oyun Oynar Tek TV'ye hoş geldiniz. Sevgili YouTube, Long Dark'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gece bitmek üzere. Kuzey ışıkları gelmemişti. Ya da bir önceki bölüm kuzey ışıklarında son bir tane Zula'yı bulamamıştık. Erken kapandığı için kuzey ışıkları. O yüzden biraz boşa düştük. Ne yapabiliriz? Balık tutabiliriz. Balık tutmaya gidebiliriz. İlerimizde balık avı. %50 de hala. Tamam. Şimdi yakacağım az. Yiyeceğim az. Tamam, yiyecek yakacak alıp gidelim. Bir yakalım. Bir tane sprey alacağım. Bizimkisi bitmek üzere. Yüzde bilmem kaça düşmüş. Yakacağı dışarıdan alacağız. Gidelim balık tutalım biraz. Et. Ay. 1000 1000. Bir günlük yiyecek. Bir gün durur muyuz? Belki daha fazla durur. Emin değilim. Uçalım. Rahat olalım. Yakacak. 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 Daha da. Sıcak olacak. Yakacak. Eşkıyafım da. Silahım yok bu arada. Okçuluğu 5 demiştik. Tüfeğe geçecektik, onu unuttum. Şimdi hangi tüfeği kullansak? Evde fazla tüfek var. Klasikleri mi kullanıp tüketsek ya? 1'e düşürsek. Bence mantıklı. Şu klasikleri bir tüketelim. 87. 76. 53. Tam şu 53'ü alacağım abi. Bunları tüketeceğiz. Buraya yerleştirelim. Yani her çeşit tüfekten bir tane olsun istiyorum. Gereksiz yere gerek yok. Şunları da bir yere kullanabilirsek tabii, altı patları. Halledeceğiz. Tüfeği 1'e indirdikten sonra altı patları kullanır. Onu da 1'e indiririz. Azaltırız şunları bir yani. Güzel olur. Mermisi yoktur. Şuradan mermi alsaydık. Işığı niye kapattın? Neyse, buldum dolabı. Sıkıntı yok. El bombası. Bu el bombasını kasvetli körfeze götürsek mi ya? Oradaki boz kurtları var. Cum diye bir tane atsak mı? Bir tane götürürüm he. Aynen. Bunu yanımıza alalım. Unuturuz falan sonra. Bir tane hatıra olarak dursun burada. Boz kurtlara bir selamun aleyküm el bombası atarız gittiğimiz zaman. Daha bize bulaşamayacaklarını öğrenmiş oldular. 86 mermisi var tüfeğin bu arada. Az mermi. Ne kadar da almak lazım yanımıza? 86 merminin her kurt öldürmememiz gerekiyor. Memememiz. Al hepsini ya. Yapacak bir şey yok. Asitli körfeze giderken mermi kovanlarını götürüp şey mi yapsak acaba? Mermi mi yapsak? Çok altı patlar mermisi var ya. Tüfekle yarıştıramayacak kadar yani. Çok fazla. Şükürü fazla. Reload atalım. Ne görsem sağ solu. Heh. Göremiyorum ki. Suyumuz az. Su almadık. Su almadık. Bu arada ayı nefes alması duyuyorum. Kasabın önünde ayı mı var? Biz öldürmedik mi onu? Litre alayım yanıma da. Ne kadar kalacağım belli değil. Bir 12 saati geçireceğiz kesin de, gece Aurora çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Ayı sesi mi alıyorum ben? Alıyorum alıyorum.
Ona bulaşmadan gitmem lazım. Nerede olduğunu görürsem. Yoldan iniyor galiba. Aynen, daha yeni yoldan iniyor. Okey. Öldürdüğümüz ayı spawn olmuş sonunda. Köpeğimiz full, altı patlar full, okçuluk full. O yüzden hiç ayı mayı öldürme, kurt öldürme peşine düşmüyorum. Direkt görev adamı olarak balık tutmaya gidiyoruz. Let's go. Klasik komşu ceylanımız hala dolanıyor burada. İyi, hiçbir kurt yakalamamış be. Helal olsun. Tebrik. Misini almadım yanıma. İnşallah kopmaz misina, ne diyeyim? Yani. Ne diyeyim ki? İnşallah kopmaz. Looks like I made it through another night. O havanın sokuna bak. Ben biliyorum. Ben biliyorum başıma gelecekleri. Ben yanıma misin almazsam o misina kopar. Hani kopacağı yoksa da kopar. Suratımıza rüzgar esiyor. Allah'ım ya. Üf. Rüzgara bak, bir anda çöktü. Tepemiz Ezebella gibi. E kardeşim. Otur. Dolalım da. Ya çayı gündüz vakti buralarda dolaşmıyor. Sabah geliyor ilk ışıklarıyla, sonra göle doğru ilerliyor. Aynen öyle, temiz. Olta al ki. Ne kadar kaldı olta? Az kalmış. 1, 2, 3, 5. 5 yeter bence. Aa, bir dakika. Akşam beklemeyecek miydik biz zaten? Dur 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 dur. Niye şey yapıyorum ki? Arabanın içinde uyuyalım. Balıkçıya Mouth so dry. Hmm. Olur da kuzey ışıkları çıkarsa yorgun olmayalım diye bunu hesaplıyorum. Akşam olacak çünkü şimdi.
Orada keriz gibi su içmeden uyumuşuz. Canımız azalmaya devam etti. Tam bir kerizlik hareketiydi bu. Evet, gündüz başlayan fırtına hala devam ediyor. Fırtına gidip orada ne güzel balık tutmak vardı. Ama işte fırtına çıkmadan önce gidecek. Demektir ki o zaman kuzey ışığı yok diyebilir miyiz? Belki gecenin sonuna doğru açılır. Yeşil oldu ama fırtına devam ediyor hala. Uyuma, uyudum ya. Durdu. Kuzey ışığı yok. Ben gidiyorum baba. Balık tutmaya gidiyorum. Sisli karanlıktan nefret ediyorum, harbiden alaca karanlık gibi. Sıfır. Fenerle en azından etrafımızı aydınlatabiliyoruz. Bu gece olmadı. Ya bir tane zula için şu bekliyoruz burada ya. Çok anlamsız bitti geçen bölüm kuzey ışığı. Daha gecenin ortasında bir direkt midnight'tayken kuzey ışığı söndü ya bir anda. Yok oldu. Çok saçma bir şey oldu yani. Ya 4-5 saati falan vardı daha gecenin. Ama bir anda kesildi kuzey ışığı. Tek gecede tek atacaktık bütün şeylere, zulalara. Neyse. Sıkıntı. Bu sefer misinalarımla geldim. Hazırım. Gerilim müziğini verdi direkt. Sabaha karşı gerilim müziği. Looks like a new day is dawning. Bugün işte besleyeceğiz gibi duruyor. Körfeze gitmeden önce. Maşallah. Çok balık tutuyoruz ha. Akıyor bugün maşallah, akıyor. Norveç hamsisi. Piç olur Norveç hamsisi. Bu videoyu hatırlayanlarınız var mı ya? Muazzam bir videoydu. Uyuyalım mı? Bence uyuyabiliriz. Su içelim abi bu sefer. Rica ediyorum. Teşekkürler.
Yine fırtına başlıyor, yine gece yoldu ya. İnanılır gibi değil gerçekten. Bak şey yaptık ya. Yanımıza 5 tane misin aldık ya. Misinler hiç kopmadı, gördünüz mü? Bir kere bile. İşte biz buna Artek efekti diyoruz. Murphy kanunları vardır ya, işte onu ben yazdım. Bunu ifşa olmamak için. Artek koymadım adım. Oh. Benim koltuğumun bir kolu diğer kolundan daha alçakta duruyor. Şu an fark ettim. Ya da masam yamuk. Hangisi acaba? Masam yamukmuş. Bunu da test etmiş olduk. Şüş! Boştan balık tutuyor. 6 saatte 10 günlük yemek çıkardık ha. Güzel güzel, balıkçılıkta da uzmanlaşalım. Niye kuzey ışığı yok hocam ya? Yakışıyor mu size? Bir dakika. Aurora sesi bu. Aurora sesi bu. Hemen sesini aldım. Aurora'nın can kaybetmek istemiyorum. O yüzden biraz su içeceğim. Kondisyonumuzu fulleyemedik bir türlü. Tamam şimdi. En son uca kadar gitmiştik, bulamamıştık. Şimdi şöyle bir yol deneyeceğim. Bu yoldan gidip yukarıya doğru, ormanın derinliklerine doğru yol alacağız. Tamam mı? Hadi bakalım. Canımın 150 dolması biraz kötü oldu ama. Hazırlıksız yakalandık. Sıkıntı yok. Sinyali bir alalım da gider buluruz. Yurttağından kalma hediyeler güzel. Yolu yukarı çıkıp mı takip etsek? Deneyelim. Hadi bakalım. Madenle gizemli göl tren yolu arasında bir yerde olduğunu düşünüyorum. Uzulalım, göreceğiz. Aşağı mı gidelim, yukarı mı gidelim? Yukarı diyorum ben. Kulübe, balıkçı kulübeleri, okey. Tepesi maden yolu. Gidelim mi? Buradan gidiş var mı? Var galiba. Testleri alıyorum. Buradan giriş yok muymuş? Neyse hocam, buradan çıkılır mı? Çok zor ya. Çok dik burası. Hiç zaman kaybetmeyin. O zaman rota yeniden oluşturuluyor. İleriden devam. Hadi oğlum, şaşırtma bizi. Ya bulamazsak map'te 2 tane Zula vardır. Yani sonuç olarak, ama ben sanmıyorum. Her map'e 3 tane koyduklarını düşünüyorum. Küçük map'ler hariç. Küçük map'lere 1 tane koydular. Onun haricindeki her map'e 3 tane Zula bulduk. O hiç sekmedi.
Ha, buldum. Tahmin ettim gibi. Bu tarafta. GG. Filmada ulaşalım bari kuzey ışıkları bitmeden de. Nazan ertesi günde kasvetli körfeze yol alırız. Sinyal yön değiştirince wiu ses geliyor. Güzel. Oo, tam tahmin ettiğim gibi tren yolu trailerının o tarafında bir yerde. Ya da onun altındaki ev demiştim. Bakarım orada. Orada küçük bir tavşan korusu tarzı ev vardı demek ki. Orada abi şeyimiz, yuvamız. Yukarıyı göstereyim. Buradan çıkarız. Tadam. Tam tahmin ettiğim gibi. Ya hak. Bakalım ne çıkacak içinden. Son zulamız. Köpek müfek çıkıyormuş. Fişekler hariç. Okey diyebilirim. O fişekleri reddediyorum. Men ediyorum böyle bir şey. Böyle bir seçeneği. Bir şey söyleyeceğim. O zaman uyuyalım mı? Ne diyorsunuz? Bence uyuyalım. Hem kondisyonu fulleyelim. Hava temiz. Asetli Körfez'e giderken yanımıza kahve falan da alacağım. Onu da unutturmayın. Bunları da alacağız. Şöyle inelim de depo arabasına. Yeah.
Biraz fazla mı yakınlar yola? Fark etmezler inşallah. Erken uzadık. Ya sesleri çok yakından geliyordu ya, yola fazla yaklaşmışlardı. Allah'tan fark etmemişler. Gereksiz şey tüfek harcamak istemiyorum Elmis ya. Level'larımızı fulledik ya artık. Bu kullanasım gelmiyor. Özellikle çizim yapmadığımız maplerde. Mesela çizim yapacağımız mapte tabii ki önümüze gelen anakurtu öldüreceğiz ki çizimlerimizi rahat rahat yapalım vesaire. Akşama doğru geçer. Geçmiş olur yani. Eve mi balık mı mi diyecektim de eve. İti de almamışım çünkü yanıma. Fena tipi çıktı. Fırtınanın nimetlerinden de yararlanalım ama. Sefasını çekiyoruz bari, sefasını da bir sürelim. Üste durunca fazla değilmiş gibi gözüküyor ama ayırınca ne kadar fazla oldu ortaya çıktı. 48 kilo muydu ya? Kaçtı? 43 mü? 42 mi? Öyle bir şeydi. Ne kadar yedik, ne kadar yemedik hatırlamıyorum tabii ama. Termiz ki donuyoruz. Ama değer bu. Bu düzen için değer. İzleyenler zaten alışmıştır yani. Bugüne kadar kaç yüz bölüm Long Dark çektik. Benim düzen hastalığımı bilmiyorsanız artık öğrenmiş oldunuz. Atam geldi vallahi. Oh mis. 3, 6, 9, 18, 21 falan. Oo, daha 30 kilo et duruyor neredeyse. Kuşlar nerede duruyordu? Yukarıda duruyordu galiba.
Nasıl atamıyorum ya? Ha, yarım kilo atamıyorum. Ne söyleyeceğim burada? Atmam gereken gereksiz şeyler var mı? Dur, kahve alacaktım ben. Kahve alayım oradan. Ben düşük kahve 45 değil mi ya? Yerde 156'da. Gereksiz ya. Abi oradan çıkarma. Bunu ver kardeşim. Bunu al. Burada kahve falan var mı? Yok. Çaylarımız var. Bu çaylar hiç bozulmayacak. En düşüğü hep %54'te. Hep de %54 kalacak. Bu şu da %54 galiba. Aynen. Hiç bozulmuyorlar. Kahvecim. Bu da 72'de. Dursun. Dın dın. Aa. Buraya şey koyalım mı? Tezgahın üstüne huş kabuğu koymamız lazım. Ya da hasır otu. Bak onları koymadık. Dur dur, görselimiz eksik ya. Bak şimdi görsel olarak bir şeyler düzenleyelim bunda. Not. Niye sığmıyor buraya bu kahve? Niye bu kadar geniş bunun şeyi? Hasır otu. Oğlum bu niye bu kadar büyük duruyor? Yerken hiç böyle değil bu envanterde. Çok uzun duruyor lan. Şey gibi, Bugs Bunny gibi. Naber kardeş? Kim yapacağım? Şuna eşyaları üst üste koyma özelliği gelmesi lazım ama artık ya. Biraz fazla. Mikrodalgayı açıp içine mi koysak acaba? Ama görsel olarak çirkin duruyor. Aa dur. Fırınladık hesabı. Aynen. Bak. Dur dur. Bu burada duracak görsel olarak. Bunları fırınladık. Anladın? Bunları fırınladık kardeşim. Dolapta duruyor. Oh mis. Mi? Yoksa görsel mi? Bence burası. Şunu, şu ikisini şunun üstüne koymak istiyorum da işte izin vermiyorum. Ah, izin verse. Şunu da biraz daha yakınlaştırabilir miyiz? Nice. Meşe palamudu çekirdekleri. Bundan kahve yapılıyor. Normal hazır kahvemiz, çayımız falan. Bayılırım ya şu görsel düzenlemeye. Bir de base yapma gelse daha neler yapacağım ben de. Buralarda bir şey yapmak lazım.
Ama buraya görsel olarak su mu dizsek? Şöyle bir iki tane. 1, 2, 3, 4, 5 falan. Şu bidon var ya, şu bidon. Şu bidon oyunda olsa görsel olarak. Gerçekte oyun içerisinde olsa yani. Çok güzel olurdu. Şöyle 5 litrelik şuraya tak koyardım bir tane. Leziz bir görsel olurdu. Neyse, uykumuz geldi. Hocam. Uyuyalım. Gece olacak. Balık tutmaya giderdik ama şeyimiz yok. Ne yapalım? Uyuyalım mı? Let's go. Full uyan bakalım. Ha, gecenin ortasında uyandım. Ne bok yiyeceğiz şimdi? Ne yapacağız? Gideceğiz. Balık tutacağız. Şey, kaç oldu bu arada? Buzda balık avı. Oo, fullenmeye gelmiş. İyi bari 5 yiyelim mi? Kaç tane şeyim kaldı? Oltam. Daha var. Eski o zaman. Yiyecek. Bir var. Su yok. Su var. Kahveleri hazırlamak lazım. Orada hazırlarız. Hiç kalmadı evde. Bunu da hazırlamak lazım giderek. Kahveleri pişirirken su da yapalım. Tamam, minüt. Valla gerek yok fazla. Ne zaman adımı sokağa atsam fırtına çıkıyor. Lanetli miyiz neyiz anlamadım. Neyse, sabaha kadar yaklaşık bir 10 saatimiz var. 10 saat içerisinde dersek güzel olur ki bence fulleriz gibi geliyor. Çünkü çok iyi balık tutmaya başladı karakter level artınca. Şıp 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 saniyede balık düşüyor. Oltaya uzun şey takarlar ya, birden fazla misine böyle. Şurada, 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 şurada böyle dörtlü beşli olur böyle yakaladığı zaman. Artık öyle takmaya başladı genelde. Hadi bakalım. Levye kaça düştü? 50'ydi en son. 47'ye düşmüş. Her kırmada %1 düşüyor o zaman. Okey. Her kullanımda %1 düşüyor levye. Sınırsız gibi bir şey lan. Bir tane bile levye kıramadık daha hayatımızda. O kadar kilit açtık biz. Açıyor. Levyenin loot'u çok fazla. Bunu aslında biraz azaltmaları lazım. Parçalanmıyor da kendisi. Tamir de edilmiyor. Parçalanmadığı için. Evet, fullendi mi? Aa, fullenmedi. Ucuna gelmiş. Bye bye happiness. Bye bye loneliness. Yorgunluğu ayarlayalım. Ama fırtına olmazsa direkt yola çıkarız.
İyi, fırtına yok gibi. Thank goodness. Made it through another night. Bu bir tık kötü oldu. Şimdi şöyle yapacağız. Ne yapacağız baba? Burada kahvemizi ve suyumuzu hazırlayacağız. Evde bırakacağımız. Daha doğrusu önce kahveyi hazırlayacağım. Sonra vakit kalırsa yedek suları yaparız. Orada da bir yandan balık tutmaya çalışıyoruz. Nice. Good job. Kalmadı. Çok güzel. Kafi midir? Okey. Değil gibi. Bir tane kadar yapalım en azından. Çok küçük yeter diyelim şimdilik. Açıyoruz. Aha 5 oldu. Oh balıktan da kurtulduk. Haydi güle güle hemen gider. Otermiz iski aldık ama bir anda. Niye bu kadar oldu? Niye bu kadar agresifleştik? Hani barış, sevgi, kardeşlik. Eksi 6, eksi 5, 4, 2 saat uysak. Ne? İyi azalıyor. Şöyle bir uyuyalım, ısınalım. Evimde uyuyacağım. Hadi gidelim. Son hazırlığımızı yapalım. Uyuyalım, uyanalım. Ve kasvetli körfeze gidelim. Bye bye happiness. Bye bye love.
Bir kasaba güvende ayı mayı yok. Kutunov bir tek sabahleyin mağarasından çıkarken kasabadan geçip gidiyor. Bir daha da uğramıyor herhalde günün sonuna kadar kasabaya. Değişik bir şey var. Özelliği var o beyefendinin. Eyvallah Efe'ye hoş geldin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Atı yoldan toplayalım. Sokakta mı yatalım? Yatabiliriz sokakta bence. Hadi vakit geçirelim en azından. Bir kıyafet seti önerir misin? Oyunda mı? Ha, benim kullandığımı direkt kullan. Şu mont hariç. Bu montun yerine de şeyi kullan. Pilot ceketi kullan. Geri kalan bu set aynı. Bu zaten sekmeyecek. Dur içeride anlatayım donmayalım. Bu zaten sekmeyecek. Bundan başka hiçbir şey kullanmayacaksın. Kırmızı içlik. Kar pantolonu. Fix. Bu aksesuar buraya zaten bu %100. Burayı kafana göre değiştirebilirsin. Ama değiştirmemeni tavsiye ederim. Rifle tutacağını gördükten sonra kararımı vereceğim. Buraya da bu değişmeyecek. Kafa bu ikisi kesinlikle. Bunu da söylemiştik. Şunu bulmadıysan eğer. Bunu ben çünkü savaş sığınağında buldum. Bunu bulmadıysan ikisine de şey pilot ceketi koyacaksın. Buraya gelince bunun ikisine de Kovican kullanabilirsin. Ya da birine Kovican birine Hockey kullanabilirsin. Ben Hockey hafif diye onu tercih ettim. Bu 2.5'a 2 tutuyor. Rüzgar geçirmezliği 2, şey 2.5 sıcaklığı. İçime giydim onu. Bunda sıcaklığı 1 ama rüzgar geçirmezliği 3. O yüzden de bunu dışa giydim. 3 rüzgar geçirmezlik bayağı iyi. Eldiven bunu kullanabilirsin. Ayakkabı da bunu. Çoraplar kesinlikle bu ikisi zaten. Başka da bir şey yok. En iyi kombin budur. Şimdilik. Evet. Yolculuk hazırlığımız. Bunun bir tanesi eve bırakılacak. Bunu söyleyeyim. Giysiler hazır. Bunu gitmeden onarabiliriz. %100 başarı şansı artık. Gözüm kapalı onarıyorum. Nedense Kovican ve eldiveni bulamıyorum. Çok zor. Hangi eldiveni bulamıyorsun? Bu eldiven çok kolay ya. Personellerde, iş fabrikalarında hepsinden buluyorsun. Bundan 4-5 tane. Nasıl bulamıyorum bunu? Kovican zor. Ben bile 10 tane harita gezdim. 2 tane bulabildim sadece. Bir tanesini giyiyorum onunla. Elektrik gelmiş yine. Enteresan. Neyse. Bunun bir tanesi bırakılacak. Bırakılacak. Bakı tekle. Bir şey söyleyeceğim. Benim üstümde bu kadar yakacak yoktu. Bunlar nereden geldi? Ben balık da pişirmedim. Yoksa? Bug var galiba. Balığı denize atmama rağmen balıktan yağ mı elde ediyorum pişirmeden? Şaka yapıyorsun. Bunlar var mıydı envanterimde? Yoktu diye hatırlıyorum ben ya bu ikisi. Eğer öyleyse bug var. Oo. Sınırsız yağ yapıyorsun. Valla belki dersen şunu bırakacağım sonra tamam. Biraz zaman geçirelim hallederiz. Gündüz gözüyle yaparız onları. Bye bye happiness. Bye bye loneliness. ...81 mermini için boss mu geldi? Yolculuğa çıkacağım ya, yanımda bulunsun. Nerede bulacağım bir daha mermi sonra? Yapacak halim yok ki hemen. Ağır değil bir de. Yumuşak kilo falan. Yani her gittiğimiz map'te en az 20-30 tane kurt öldürüyoruz. 30'un oraya gitti desen. Kaldı geriye 50 mermi. Bir ayıyla kapışsan. 2 tane de ona sıktın diyelim. 8 kaldı.
Ya normal. Ve bir de Bozkurtlu map'e gideceğim. O da sıkıntı. Çok şey değil ya, yüksek bir mermi sayısı değil. Tamamen dinlendik, işlerimizi yapalım bari. Kuş vardı. Önce onu bir bırakalım yukarıya. Okey. Tüfekte 3 şarjör nasıl harcıyorsun ya? 6 patlar da harcarsın hadi level'ın düşükse de. Tüfekte nasıl başarıyorsun onu? Bağlayıldı. Olabilir. Hayır lan. Bak, bir tanesi vardı, ışınlanıyordu bizim harap bataklıkta gördüğümüz. Olabilir. Ösü 80'den yükseklerim yok abi. Bir ilaçlarımı kontrol edelim. 20'ye düşmüş enerji drinkim var. Sıfır yetmiş. Oğlum 0,50 litrelik antiseptik nasıl 0,70 kilogram yer kaplıyor? 200 gram kabı mı var bunun? Şu an sahil kasabasındayız. Kasvetli Körfez'e gideceğim. Vay anasını sayın seyirciler. Enteresan. Tamam, bunu da hallettik. Kumaş az. Burada metal yanıma almıyorum. Deri. Bizim derimiz sadece burada var değil mi? 69 tane. Yanıma alsam mı kurtulmuş deri? Tamir ihtiyacım olur mu? Orada buluruz ya. Yok, sıkıntı değil. Kumaş alalım yeter. Nedense oyun daha da basitleşmiş. Ne alaka? Bye bye happiness. PC'ler hazır. Tamir bir durum yok. Buramız hazır. Bu okey. Bunun için yanıma temizlik tüfek kiti alsam mı olmasam diye düşünüyorum da. Almam herhalde ya. Kahvelerin 5'ini alacak mıyız? Benim. Alalım ama. İzci'de map gezmeyeceksen, hani sabit duracaksan, benim gibi seyyahlık görevin yoksa, İzci zaten çok kolay kalıyor hayatta kalmak için.
Hani izciyi sadece benim yaptığımı yaparak zorlaştırabilirsin. Map açmayla uğraşarak. Seyyahlık yapman lazım. Hani ben bütün mapleri gezeceğim, onları işaretleyeceğim falan diye oynaman lazım. Yoksa izci oynama yani. Mütecavüz oyna, sabit kalacaksın. İzcinin zorluğu gezmekte. Gezmeyeceksen oynama. Mütecavüz oyna yani. Tamam, her şeyimiz hazır o zaman. 35 kilo biraz ağır geldi bana ama. Azaltacak gerçi bunlar var. Aynen, su var. Ağır geldi demiştim bana. Çok taze, çok rahat, çok profesyonel. Uyuyoruz, uyandığımızda sabah olmuş oluyor ve yolculuğa başlayacağız. Haritaları ezberlemek lazım işte, o yüzden gezeceksin, ezberleyeceksin. Yarım litre aldım. Kafiyiz. Etimiz de iyi. Hatta bunu gömelim. Bir kilo daha alalım. Aynen. Kaç? 31.90. Hiçbir şey. Bir kilo et alacağım. 33. Temiz. Bye bye happiness. Bye bye loneliness. Oo, havada tertemiz. Çok güzel. Yolculuk için mükemmel bir gün. Aa, kömür. Bak onu unutuyorduk. Çizim yapacağız. Kömür alalım. Hepiniz. 17. 30 tane alacağım ben. Bir de orada yakmakla uğraşmayalım. Etleri dışarıda bırakırsak bir şey oluyor mu? Oluyor. Bozulmuyor. Buzdolabı etkisi. Yani. Çok basit bir mantık. Buradan mı gitmek daha hızlıydı? Aşağıdan mı gitmek? Onu unuttum. Yoldan mı gittim? Biz daha hızlı gitmiştik. Hatırlamıyorum. Haydi yoldan gidelim. Hasretli körfez yolculuğumuz başlasın. Bir saat olmuş. O zaman bir sonraki bölümde başlasın. Biz buradan yürümeye devam ediyoruz YouTube. Sen bir sonraki bölümde izlemeye devam edeceksin. Canlı yayınlara gel. Twitch.tv/artek4. Canlı yayınlarda bekliyorum. Kendine iyi bak ve hoşça kal.